Merhabalar. İpek Doğal Enerji Kaynakları, İPEK'e çok küçük yatırımcı tarafından da sevilen bir kağıt olduğunu tahmin ediyorum. Rağbet olan bir kağıt olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi daha önce bir videosunu yapmıştık. Üstünden de biraz zaman geçti. Orada bir trendi vardı. Tabii o trendi kırdı. Bunu siliyorum. Kırılan trendin bir anlamı bizim için yok artık hükmü. Ve yana sardı. O da böyle yana sardı. Burada tabii bir şey de var. Hafif bir düşüş trendi de var. Yani bunu bir düşüş trendi demeyelim de biraz daha acımasız olur. Yani çizdik mi şöyle çizeriz. Bir düşen bir paralel kanal da çizebiliriz buna dayalı. Tam bir paralel kanal değil de yani böyle bir kama düşen bir kama formasyonu gibi bir şey oluyor ama biraz dediğim gibi acımasız olur. Onun için şöyle almak teknik analizi daha böyle anlamlı tutarlı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir düzelteyim. Yani aslında şu kalsın ya. Şu kalsa da olur. Şöyle bir form düşüş. Oradan bir şey bakarız. Dönüş bakarız. Şöyle de bakın şurası çok güzel bir yer. Bu sefer de ekran çok karışık oldu. Teknik analiz temiz ekranda yapılır. Onu bir uyarayım herkese. Yani kendiniz de yapıyorsanız öyle 500 tane bir şey koymanıza gerek yok. Öyle bir şey yok. Şöyle yapayım. Evet. Yani yukarısı 15, 19, 20 diyelim. Altında yani şuradaki tepkiyi görmesek aslında tam bu da şey yapacak. Onaylayacak şöyle. Gördüğünüz gibi aşağıda 13-23 böyle bir hareketi var. Tam bir yana sarma. Yani orada bir kanalın altına bir üstüne bir hareket. Tabii trade ederseniz güzeldir aslında trade edenler için. İşte aşağıda 13-47 yukarıda 14-61 az değil yani şuradaki hareket marjı para kazanmak için çok uygun yani o açıdan söylüyorum. Şimdi burada 20'nin de ve 20'nin de altına iniyor. Böyle 50'ye doğru sıkışıyor. Burası aynı zamanda da bir sıkışma alanı. Şurada hacimlerden de belli. Biraz böyle düşüşlerde hacimlerde bir çekilme var hafif. Çıkışlar da bir türlü salmıyor. Böyle bir tane bir iki büyük yeşil biraz daha göreceli büyük yeşiller yapıyor ama bir türlü yetemiyor. Teknik olarak şeyi budur. Durumu budur. Bakın şurada güzel de bir şey var. Onu da göstereyim. Şu yeşil, şurada bir mum formasyonu var. Yani bu tam formasyon gibi daralmamış ama daralması da gerekmiyor. Onu söyleyeyim. Bir çekiç. Hani alım yönlü bir çekiç. Ya şimdi şunun güzel şeyi bu. Bu formasyonun güzel tarafı bu. Malını aşağı vermek istememiş kimse burada. Hani öyle söyleyeyim size. Ve yukarıdan satılmış. Yani günün marjı nedir? Yüksek 13.95, düşük 12.86. Muazzam da bir marjı var orada. Aşağısı şurası bakın gövdenin 13.51'den sonra şey istenmemiş. Satılmak istenmemiş. Ama alımlar mumun üstünde olmuş. Bu da bir formasyondur normalde ama şimdi burası yataya sardığı için düşüşlerde görülen bir formasyondur. Bir düşüş var diyemeyeceğim. Yani evet bir şuradan baktığınız zaman çizeriz. Onda sıkıntı yok. Bir hafif bir düşüş trendi çizeriz. Ama hareket böyle bir kanal hareketine benzediği için şimdi buradan sonra yukarı tepki gelirse tabi önce gene de biz bunu göz önünde bulunduralım o trende. Önce 14.50 onun arkasından da kanalın üstü 15.16 takip edilir. Şimdi 15.16'yı geçerse kanalın derinliğine kadar dedik 13.20 diyelim. Buraya da 15.20 ise 2 lira değil mi? 15.20 kırdı buradan 16.20 17.20 gibi bir seviye. Kanalın üstünde konuşulabilir. Şimdi biz arkada şey bulamıyoruz İPEK'e de. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bir referans noktamız yok. Geçmiş fiyatlardan. Yani buralara hiç gelmediği için. TL bazında. Onun için bu grafiği geri kalanını dolarla değiştiriyorum ve tahminleri
Öyle ha, şurada şey söyleyeyim de öyle değiştireyim. Yani çok kısacı ve stopçuysanız yani Trend bir doğal stoptur ama bir de 200'üne bakayım şunun da. Çabucak. 200'ü tabii çok altta artık. Hani bunun dışında bir destek, bir stop ararsanız bakın şuradaki sıkışma alanı kullanılabilir. O da 12 30 diyebiliriz onu. 30 diyelim. 12 30 kullanılabilir. Yani kanalın altında sarkması durumunda. Şimdi biz bir de şeye geçelim. Asıl dolar olarak bakalım. Şu anda 2 dolar. Geçmişte 2 doların üstünde seviyeler gördü. Ne görmüş? Bakın bundan sonra 2 dolar 69 sent. Şöyle oradaki fitili almayalım. Şöyle alalım. İşte 70. 2.75 diyelim. Bundan sonra 2 dolar 75 sent gibi bir direnci var. Ama oraya gelir mi gelmez mi bilemiyorum. O artık onu göreceğiz, gelir mi gelmez mi. Onun üstünde de 3 dolar 50 var. Ama 2 dolara gelsin de 2 dolar 75'e, ondan sonra o seviye konuşulur. Ayrıca dolar şeyinde böyle bir büyük çanak da tamamlamış gördüğünüz gibi. Dolar seviyesinden bakınca orayı da tamamlamış. Bunun dışında şey düşük tabi, RSI ölü. Bir iki formasyon da bakalım. Sonra bitirelim videoyu. Onu TL olarak bakalım. RSI ölü. Onu söyleyeyim. Ne ayıda ne boğada. 50'de dengede. Bunun dışında Tilsim bakalım. Onu da şimdi bunu açı tetik olarak kullandığımız için orada onu da koyalım. Şunları da kapatayım karışmasın. Tilsim yani yeşilde bir yükseliş veriyor ama Fibonacci'nde yani o şu gördüğünüz mavi bir tetik olarak kullanıyoruz onu da doğrulama için. Ama onun da rengi değiştiği zaman bir yukarıdan kesebilirim diyor yani. Yani öyle bir harekette olabilir diyor. Orası da bir kararsız olarak sayıyorum orayı da. Bir de Mekti ne diyor? Şimdi Mekti de al vermiyor şu anda. O da böyle çok kararsız bir yerde. Bunlar böyle zaten yatay olduğu zaman arkadaşlar bu indikatörler çalışmaz değil mi? Yani çalışmaz yani şey yapar aslında yani böyle kararsız bir harekete girer onlar da. Artık burada günlük al satışlar zaten bunu kullanmıyor. Yani günlük şeylerde bakıyorlar ve işte o mesafelerde daha az kullanıyorlar. Daha kısa kullanıyorlar indikatör mesafelerini. Zaten onları da onun için yapmıyorum videoyu. Şimdilik böyle. Bu kararsızlıktan çıktığı zaman yukarı doğru giderse dediğim gibi yukarı atar, aşağı giderse aynı bunun derinliği 2 lira dedik. Aşağıda da 2 lira olur. O zaman da doğal olarak formasyonlar 11 falan gösterir. 11.95, 12 diyelim biz. 12'yi gösterir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.